Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sümme alem, daha sonra bil ki, enna ilmel hadisi, hadis ilmi, yen yani kasimu, kısımlanır, ila kısmeyn iki kısma. Hadis ilmi iki kısma ayrılıyor. Yani hadis ilmi, rivayet yönü var, bir de dirayet yönü var. Rivayet yönü nedir, dirayet yönü nedir, onlardan bahsedeceğiz bak ilmil hadisi rivayeten yani hadis ilmi rivayet yönü olan var Bir de hadis ilmil hadisi dirayeten Bir de hadis ilmi Dirayet yönü vardır Rivayet olduğu gibi aktarmak nakletmek demek Dirayet ise orada bilgi e, e, bilgi kullanmak mesela rivayet e, nakl edilen şeyden bahseder nakledilen şey nedir? O nakledilen şey peygamberimizin sözüdür, fiilleridir ve halleridir. O nakledilen şeyden bahseder. Yani peygamberimizin zatından bahseder <laughs> ve de peygamberimizin söz sözlerinden bahseder. O o sözü o rivayettir. Ondan sonra peygamberimizin hallerinden bahseder. Hani e, sevinçli, öfkeli, e, neşeli vesaire e, uzunluk, kısalık bu gibi hallerden bahseden buna rivayettir. Hadis ilmi rivayet yönü diyoruz Hadis ilmi dirayet yönü ise Bu ise nakledilen değil Naklın kendisinden bahseder Bu nakl Yani ra, e, ravi tarafından nakledilmiş O ravi makbul mudur Yoksa o ravi merdud mudur Yani kabul edilen bir ravi midir Yoksa reddedilen bir ravi midir İşte ondan bahseder Ondan sonra e, Senetten yani ravi zincinden bahseder Ondan sonra bu e, hadis metni o, o rivayetten o hadis metni e, o acaba makbul mudur değil midir ondan bahseden Yani biraz bilgi söz orada e, bilgi e, o olayın içine katılıyor Dirayeten yani, derayedirden geliyor yani, yani, bilmek bilgi katılıyor buna Kişinin kendi bilgisini de katması söz konusu olduğu için buna dirayeten denilmiş Feilmül hadisi rivayeten hep tek, hepsini tek tek açıklayacağız fe ilmul hadisi rivayeten rivayet yönüyle hadis ilmi yebhasu bahseder araştırır amma yunkalu nakl edilen şey o ma yunkalu o nakleden şey nedir beyan ediyor tabi al nebi peygamberden nakleden şey o ma yunkalu anil nebiyi yani peygamberden nakleden şey nedir min akvalihi peygamberin sözleri demek ki rivayet yönüyle olan hadis ilmi Peygamberimizin sözlerini araştırır. Peygamberimizin şu sözü e, şöyledir. Ve efalihi onun fiillerinden bahseder. Ve ahvali onun hallerinden bahseder. İleride mesela gelecek ahvaldan e, kast ne olduğunu söyleyecek. Ve diyecek. Fehiyye sıfatuhu peygamberimizin sıfatlarıdır. Mesela kettuli ve uzun kısa oluşu ve levni rengi nasıl vesaire. Ve bir öfkesi var, ferah bir sevinci. Ve meş bunlara benzeyen. Bu gibi durumlar peygamberimizin halleri diyoruz. Demek ki ilmin hadisi rivayeten rivayet yönlü hadis ilmi yebhasu bahsediyor. Ama yun kalu anin nebi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan nakledilen şeylerden bahseder. O peygamberimizden nakleden şeyler nelerdir? min akwalihi peygamberimizin sözleri, davranışları ve hallerinden bahseder. Aa, rivayet ilm had, rivayet yönüyle hadis mi bundan bahseder. Ve yebhasu ve başka bir ifadeyle bu rivayet yönüyle hadisin mi yebhasu Aksı buraya yebhasu bahseder fima yunqalu fima o şey ki yunkalu yani yunqalu an Peygamberimize nakledilen şeyden bahseder. Yani Peygamberimizin sözlerinden, davranışlarından, hallerinden bahseder. lafin nakli. değil ki naklın kendisinden bahsetmez yani ha. Nakıl, <laughs> bu nakıl e, kendisinden bahseden o ilm hadis dirayetendir. Nakıl kendisinde mesela o nakli yapanı ravi dinilir. Ee, nakl edilen şeyde mervi denilir. O naklı kendisinden bahsederse ravi zincirinden bahseder, yani senetten bahseder. Ondan sonra hangi ravi merbut, merduttur, hangisi makbuldur, mervi. Yani o hangisi mervinin hangisi sahihtir, hangisi e sahih değildir yani merduttur. Hepsinden bahseder yani. Ya. <laughs> Aa, o bu rivayet naklın kendisinden bahsetmiyor. O nakledilen şeyden bahsediyor. Naklın kendisinden bahseden o dirayetendir. مثاله ارنين مثلاً إذا جاءنا حديث مثلاً بزب حديث جلسة عن النبي صلى الله عليه وسلم في غمرة روايت رواية بحديث جلسة فإننا أنا بذل بو رواية ينودون بزني أراشتاجس فإن نبحث فيه بز فيه وحديثه هل هو عجبا قول مدر فعل مدر أحوال مدر حالي حال مدر biz bu ilmül -il hadis rivayeten biz burada bunu araştırıyoruz. Yani o nakleden şey nedir ondan bahsediyoruz. Yani nakleden şey kavul midir, fiil midir, hal midir? Biz bundan bahsediyoruz. Bunu araştıracağız. Feyna bizler nebhasu araştırırız. Fihi o hadiste hel huve kavlun acaba bu, bu kavul midir, bu nakledilen kavul midir, söz, peygamberin sözü müdür? elfi yut peygamın yaptığı bir fiil midir, bir davranış mıdır? O bir hali midir? Onun bir durumunu mu, dan mı bahsediliyor? İşte eğer biz bunu araştırıyorsak o zaman buna ilmül hadisi rivayeten denir. Rivayet yönüyle ilmül hadis. Ve hel yedullu ala la yedullu. Ve o da bu hadis hel ala Yani falanca hükme delalet ediyor mu? evla Yoksa falanca hükme delalet etmiyor mu? Yani mesela bu hadis namazda şu hükme delalet ediyor mu? Yoksa etmiyor mu? Bunu araştırıyorsak bu ilmül hadisi rivayetendir. İşte böyle bir durumda fehaza işte bu e, hu ilmül hadisi rivayeten rivayet yönü olan ilmül hadis işte budur. Ve mevduhu bu hadisin konusu. Şimdi dünkü dersimizde dünkü dersimizde bu mustalahul hadis yani ilmül hadisi biz bunun tarifini yapmıştık. Sonra faydası nedir söylemiştik ama konusu ne de söylememiştik. Niye? Çünkü ilmül hadis ikiye ayrılıyor. İlmül hadis rivayeten var, ilmül hadis dirayeten var. Her birinin konusu farklıdır. O yüzden e, onu sonra bıraktık. E, bundan e, bundan dolayı burada zikretmedik ha. Ayşe i̇şte yeni söyleyeceğiz. Çünkü ilmül hadisi rivayetinin konusu ayrıdır. İlmül hadisi dirayetinin konusu ayrıdır yani. Her birinin konusu farklıdır. Evet. Fe ilmül hadisi ha, ve mevdu'uhu dedik bu ilmül hadisi rivayeten. Mesela bunun konusu nedir? Bu neden bahseder? Bu peygamberin zatından bahseder. Peygamberin zatından ve ondan meydana gelen e, ee, söz fiil ve davranışlardan söz fiil ve hallerden bahseder. Ve mevduhu bu ilm hadis rivayeten bunun konusu el bahsu e, araştırmaktır. Ee, fi, fi hadisin nebi fi zatin nebi peygamber zatını araştırmaktır. Bir de o mayyes dur zatı nasıl rengi nasıldın şöyleydi uzunluk kısalık şöyle. Bundan bahseden o e, bundan bahseder konusu budur ve ma bir de o şeyden ki yasduru an anzat hazi zatil yani bu mübarek zattan sadır olan meydana gelen nedir o peygamberden meydana gelen şeyler min akvalin sözleri ve efalin onun davranışları ve ahvali ve onun halleri abunadan bahseder yani ilmül hadis rivayeten konusu budur Peygamberimizin zatını ve o zat onun zatından meydana gelen söz, fiil ve hallerinden bahseder. Konusu budur. Ve minel yine peygamberin fiillerinden sayılır. El ikraru. Peygamberin bir şeyi ikrar etmesinin onaylaması o da onun fiillerinden sayılır. Ef'alden sayılır. O da bu kısmı altındadır. Fe innehu bu ikrar yani onaylaması yu'tebaru fiilin. O da fiil sayılır. Yani peygamberin bir şey görmüşse ve ona karşı sesini çıkarmamışsa ona ona da fiil. Peygamberin fiili denilir. Ve emmel hallere gelince peygamber hale nerede? Fehiye sıfatuhu peygamberin sıfatlarıdır, özellikleridir. Kattuli mes uzunluğu gibi, vel kısarı kıs, e, kısalığı gibi, vel rengi yani kısa mıydı, uzun muydu, uzunluğuna kadar, da, kısalığına kadar da rengi nasıldı falan. Bu gibi e, durumlar, bu gibi sıfatlar peygamberin halleridir. Bir de vel da bir öfkesi nasıldı, vel ferah sevinci nasıldı. Bu maş ve, ve buna benzer durumları ele alan konular bunlar hepsi Peygamber'in ahvalik konusuna giriyor. Mesela ikrara örnek e, bir tane sahabe diyor. Kunna na'zilu na Kur'an e, Kur'anu yenzilu. Peygamberimiz döneminde biz e, na'zilu na yani azil yapıyorduk. Yani mesela diyelim ki e, eşimizle e, cinsi münasebette bulunurken tam boşama esnasında mesela e, dışarıya boşal, bu, bo, e, bo, boşalıyorduk. İşte bak bu Perens döneminde oluyordu ve Perens buna ses çıkarmamış. Bunun aleyhine de herhangi bir vahiy ayet de inmemiştir. İşte o da ikrar, ikrar, ikrar bir örnekti yani ya. <laughs> Ama ilmül hadisi dirayeten, dirayet yönüyle ilm hadise gelince, yani bilginin de içine girdiği bölüme gelince, fehu ilmun bir ilimdir, yubhatu fihi, o, o ilimde e, bahsedilir. An ahvali ravi, ravinin hal, hallerinden bahsedilir. Acaba bu ravi e, kabul mudur? Yoksa yani makbul mudur? Yoksa mudur? Bunu, bu, bu ravi kabul edilen bir ravi midir? Yoksa edilen bir ravi midir? Vel merviyi, mervi, yani o rivayet edilen, o hadisin kendisi, o rivayet edilen şey, yani acaba mühessü kabulü var, acaba o rivayet edilen şey de kabul mü ediliyor yoksa red mi ediliyor? A, bu yönüyle e, bunlardan bahsedene işte el hadis dirayeten diyoruz. Bak biraz da bilgi bu işin içine giriyor. Yani o alimin, o kişinin, mü müştehidin bilgisi burada söz konusu oluyor. Kendisi artık onu ravi araştırıyor. O ravinin e, şey kabul müdür değil midir? Ondan bahsediyor. Ve o mervi e, kabul mü edilir, red mi edilir? bu ilmin ilimden bahseden buna ilm-i hadis dirayeten diyoruz. Yani naklın kendisinden yukarıdaki ki finnakli bak naklın kendisinden bahseden ilm-i hadis dirayetendir. Ama o nakledilen şeyden bahsedilen ilm-i hadis rivayetendir. Bak aradaki fark budur ha. Yani bu ifade var ya bu ifade. Bu ifade çok önemli bir ifadedir. Yani ikisi arasındaki farkı aynı zamanda belirtmiş oluyor bu ifade. Evet. Mesela örneğin bu hadisini dirençten neden bahseder? Bak misali örneğin. İzavecet ne biz görsek, raviye bir ravi görsek, feyna bizler nebhasu araştırırız. Hel hezer ravi makbulun em merdudun. Acaba bu ravi makbul mudur yoksa merdud mudur? Yani kabul edile, edilmiş bir ravi midir yoksa reddedilmiş bir ravi midir? Biz buna bakacağız. Amma el-marwi u rivayet edranşi şey, mesela fenne ubhasu fihi onda da araştırılır mahual makbulu makbulu minhu makbul olan hangisidir ve mahual merdudu reddedilmiş olan hangisidir onda da bu araştırılır Demek ki buradan anladık ki bazen ravi makbul olabilir ama mervi makbul değildir bazen ravi merduddur ama onun rivayet ettiği şey makbuldur. Bak ravi kendisi merdud ama rivayet ettiği şey o mervi. O ravinin rivayet ettiği şey bakursun makbuldur yani. Buradan bunu anladık. Ve biha da yani ve tarifi, bu biha da ta'rif bu yaptığımız tarifle biha ya, ve biha e ve biha bu açıklamayla bu örnekle sizin örneklendirmeyle anlaşıldı ki narifu na biz biliyoruz ki demek ki enna kabular ravi bir ravinin kabul edilmesi la gerektirmiyor kabul el merviyi. O ravinin rivayet ettiği şeyinin de kabul edilmesini gerektirmiyor. Yani bir ravi kendisi makbuldur. Hiçbir sıkıntı yok ravinin kendisinde. Ama rivayet ettiği şey, o, kabul, o, rivayet ettiği şey, o hadis onun da kabul olmasını gerektirmiyor. Çünkü niye? لِأَنَّ <laughs> السَّنَدَ Çünkü senet kadiyakun bazen oluyor ricaluhu sikaten. Bazen bakıyoruz senetteki ricaller. Senet zaten o ravi zinciri demektir. Ravilerin zinciri mesela filanun an filanin filanun an filanin an filan an filan. O ravi zincirine işte senet diyoruz. Ravilerin o zincirleme isimlerinin zikredildiği yer ona senet diyoruz. İşte bak lene yani senede kad yekunu ricalu oradaki o raculler yani o e, e, raviler rical burada ruvat yani o raviler sikatan bakıyorsun onlar hepsi dediler Hepsi sikadır hepsi güvenilirdir. Hepsi sıkkı, güvenilir ravilerdir. O yani sözüne güvenilir ravilerdir. O hepsi ödülen, hepsi adildirler. Ama hepsi ad, adil ve sikadırlar. La, lakin kadiyakunul metnu şahzen. Bakıyorsun metin, o hadisin metni şazdır. Ve de muallelen, de illetlidir, sıkıntılıdır yani ya. O zaman demek ki bak, ravi sika e, kabul edildi ama metin kabul edilmez. o zaman la Biz o hadisi kabul etmeyiz. Çünkü niye o hadisi kabul ediyoruz? Çünkü metin sahih değildir. Metin ya şazdır ya da mualleldir. O yüzden metin kabul edilmez. Şimdi kadiyakunu <laughs> ricaluhu dedik. O ricaldan kasıt ruattır, raviler. Sikaten onlar güvenilirdiler. O udulen. Ödül yani cem'u adlin. Adil. Adil ne demek? Adil el istikametu fid dini vel muru'eti. Zaten sayfa e, 34 e, 34'te orada zaten gelecek. pardon ya 34 ya 24. şu an he 34 sayfa 34'te gelecek orada anlatacak. Diyecek adil el istikametu fid dini vel muru'eti. Bak iki önemli kural. اَلْاِسْقَانُ فِي الدِّينِ وَالْمُرُؤَةِ Dinde dost zor olmak Bir de müruet kişilik bakımından e, istikamet üzerine olmak Mesela örneğin Bir kişi Eğer ki Cemaatle namaz Kılmıyorsa o kişi adil sayılmaz Niye? Çünkü bak dini konuda istikamet üzerine değil Bir kişi eğer Sıla-yı rahmi terk etmişse Velev ki insanların en doğru sözcüsü olsun. Estakun nasi kavlen olsun. Ama eğer ki sılay rahmi akraba ziyaretini terk etmişse adil, ad, e, adil değildir o. Muruat kişilik mesela. Kişiliğine zarar verecek bir şey varsa onda o da adil değildir. Mesela örneğin bir kişi <laughs> yolda yürürken sağına soluna tükürüyor. Böyle, <laughs> yani böyle e, insanların hoş karşılamadığı bir şekilde tükürüyor. <laughs> Bu da o zaman o kişi adil değildir anlamına geliyor Bir kişi mesela yolda yürüyor Yemek ağzında şapırdatıyor Bu da kişiliğine zarar verdiği için O kişi adil olmadığını gösterir İşte adil olması için Hem dini konuda Hem de kişilik bakımından Ne olması gerekir? Yani istikamet üzerine olması gerekir Zaten bunu hep gelecek anlatacağız Lakin dedik, Raviler kendisi Sika'dır. Hepsi adil sahibidir. Ama lakin, Kad yekunul metnu şazzen. Bazen hadisin metni şaz olabiliyor. Şaz nedir? Sayfa 28'de de anlatacak. Ben e, ön bilgi olsun, konuda yanaşırsın diye ben söyleyeyim şimdiden şaz nedir. Şaz hadis. Şaz hadis. Yani mesela, e, Sika bir, e, Sika olan, mesela, kendisinden daha ercah kendisinden tercih olana muhalefetne şaz diyoruz. Şaz hadis. Bak şöyle e, göstereyim. Bu arada birçok dört tane hadis çeşit öğrenmiş olacağız. Sika sika bir ravi eğer kendisinden ercah olana yani daha çok tercih edilene yani o, o, sika kendisinden daha sika olana yani diğer bir ifadeyle şöyle diyelim. Evsak, yani sika evsaka, kendisine daha sika olana muhalefet yaparsa, sika olan bir ravi kendisine daha sika olana muhalefet yaparsa ona şaz diyoruz. Şaz işte budur. Mesela örneğin, hadisin metninde e, o hadis, mesela bir hadis makbuldür, diğer hadis olan daha makbuldür bu ona muhalif ederse o zaman ona şaz, metin şazdır. Mesela o şey hadisi. Ee, sünende geçiyor. Mesela Ebu Davud Tirmizi vesaire sünende geçiyor. Diyor ki İzayn ee, Tasafa Şaban Şaban yarılandığı zaman yarısından itibaren ta Ramazan'a kadar oruç tutmayın. Peygamber bunu yasaklamış. O sahihinde yani hem Bukhari hem Müslim'de orada ise şöyle geçiyor. Aynı bu konuyla ilgili hadis diyor ki Ramazan'dan bir gün öncesi veya iki gün öncesi oruç tutmayın. Peygamber bunu ne E şimdi bak aynı konuda iki farklı rivayet geldi. İki rivayet söz konusu oldu. Biri diyor Şaban'dan o yarısından sonra bir diyor Şaban'ın son iki günü yani Ramazan'dan iki gün önce. E bak iki farklı rivayet geldi. Biz hangisini alacağız? En sika olanı biz alacağız. Sahihayn biliyorsunuz Bukhari ve Müslüm Sünnenden, Sünenden yani bir Ebu Davud Tirmizi'nde daha sahihtir, daha sikadır. O yüzden bu e, Abu Sika ki hani Evsaka muhalefeti o şaz oluyor. O zaman o Sünendeki hadis hani İzeyntaf ve Şaban o şaz oluyor. O şeydeki ise e, bak bu sefer Ercahin Evsak'ın bunu öğrendik. Sika'nın Evsaka muhalefeti şazdır. Peki evsakın sikaya muhalefeti. Yani o sayhayında mesela geçen ona oluyor? Bak ercahın sikaya muhalefeti ona da mahfuz hadis diyoruz. Mahfuz hadis. Mahfuz hadis demek neymiş? Evsak olanın sikaya muhalefeti. Yani daha çok sika olanın ondan daha bir alt sikaya muhalefetine mahfuz hadis diyoruz. Zayıf olanın sikaya muhalefetine ne diyoruz? Ona da münker hadis diyoruz. Peki Sika'nın zayıfa muhalefeti, Sika zayıfa muhalif olarak geldi. Ona da maruf hadis diyoruz. Böylelikle şaz hadis nedir? Mahfuz hadis nedir? Münker hadis nedir? Maruf hadis nedir? Buna da öğrenmiş olduk. İşte bazen dedi ki Ravî, Sika'dır ama metin şaz olabilir. Ev muallelen ve illetli olabilir. Bunda sayfa 31'de anlatılmış zaten. Muallel tabi orada da diyecek ki muallelin e alleten kadihaten oradaki allet oradaki sıkıntı kadih yani zarar verecek bir allet olması şarttır. Zarar vermeyecek bir alletse sıkıntı olmaz. Mesela zarar vermeyecek allet ne gibi? Mesela Cab Hazreti Cabir radıyallahu ta'la anhunun peygamberimize olan o hadisi. Hazreti Peygamberimiz Hazreti Cabr'dan bir deve alıyor. İşte raviler ihtilafa düşüyorlar. Bazı raviler diyor ki rivayetler ihtilaflıdır daha doğrusu. Bazı rivayetler diyor ki 9 dirheme, bazıları diyor ki 10 dirhem, bazı 12 dirheme peygamberimiz o deveyi almış. E bak 9 diyen var, 10 diyen var, 12 diyen var, 11 diyen var. Böyle farklı rivayetler geldi. İşte bu sıkıntı vermiyor. Bu ley kadiha değil. Niye? Çünkü bu hadisin ana özünde sıkıntı değildir. Bu hadisin ana özüyle ilgili bir sıkıntı olmadığı için bu hadise sıkıntı getirmez. Ama muallal hadis, hadisi ana özünde sıkıntı oluşacak hadis, yani hangisi -kadi hadir Hadisin ana özünde bir sıkıntının problem olması, o iş hadir Mesela örneğin bir rivayette ise Peygamberimiz pazartesi oluş, pazartesi peşinde oluşlardı. Diğer bir rivayette diyor, pazartesi peşinde oluş tutmazdı bak, ana özünde bak e, isbat nefi şeklinde geldi. O işte ölletti, o sıkıntıdır yani ya. İşte e, ana özüyle ilgili olmazsa o, o problem sıkıntı yok ama eğer ana özünde hadisin ana özüyle e, e, bir ihtilaf varsa ona da işte muallal hadis ona dinler. Evet. Böylelikle şaz hadis nedir, muallal hadis nedir bunları da öğrenmiş olduk. İşte bir hadis eğer ravi sikaysa, adilse ama o hadisin metni şaz veya illetliyse, ise, alley ise biz o hadisi kabul etmiyoruz. Evet. Kema nasıl ki uşen şöyle bir durum var. Ahyanen bazen bazı vakitler. Ehyan cemuhin. Cemuhin yani yutlaku alel e, alel kesiri vel kalili. Bazen kesici konu bazen kalili çukurlanıyor ama buradan vakit yani kema enne şen nasi ev hanen baz vakitler yani evkaten bazun ahyan evkaten baz vakitler la yekunu ricalü senedi bak buradan rical sıka senet sıkıntı pardon metin sıkıntı bazını tersim la yekunu olmuyor ricalü senedi senetteki o raviler olmuyorlar onlar olmuyor la yasuruna la yekunu pardon bir dakika özür diliyorum la yekunu ricalü senedi senetteki o raviler yasidune e, ulaş, ulaşmış olmuyorlar. layakun olmuyorlar ricalü senedi senetteki raviler olmuyorlar yasidune ulaşmış. Ulaşmış olmuyorlar ila hadil kabuli. Kabul edilme haddine mertebesine ulaşmış olmuyorlar. Yani ravi makbul bir ravi değildir. Ve sikati sikab, haddine derecesine ulaşmamış ravi. Ama bak ravi sika değil. E, ravi makbul değil. Ama ve lakinnel hadise nefsehu yekun makbulen. Fakat hadisin kendisi bakıyoruz ki makbuldur. Yani metin. Hadisin metni makbuldur. Böyle bir durumda e, bazen böyle olabiliyor yani ha. Hani diyoruz ya e, şöyle bir söz var. Tabi buna alakalı değil. İnnel kezube kadiyas soku. Çok yalan söyleyen de bazen doğru söyler. Bazen bakıyorsun ravi çok sıkıntılı bir ravidir ama söylediği şey doğrudur. Yani o söylediğini alırız yani ya. Niye o söylediği şeyi alırız? Ve onun söylediği şeyi alırız. Çünkü enne şevahide. Çünkü o, o söylediği o hadis için, o metin için şevahide deliller var. Minel kitabı ve sünne. Kitaptan, Kur'an-ı Kerim'den, sünneti, eh sahih sünnetten deliller var ki o makbuldur. O zaman biz o madem makbulsa o metin alırız. ''Ev kavaide şeriatı ve de şeriatın kaideleri tüeyyiduhu'' onu destekliyor yani. Olabilir. O yüzden eğer ravide sıkıntı varsa bile, metin sahihse o zaman biz o metni alırız. ''İzen o halde faidetu ilmi musallahi'l-hadis'' Bunları öğrendikten sonra usul hadis ilminin faydası nedir?'' Bunu da öğrenmiş olduk. ''Usul-ül yani, hadis ilmi'' yani Bu hadis ilminin faydası bize şudur. ''Huve şudur. Marifetu ma yuqbalu ve ma yuraddu. Kabul edilen ve red edileni bilmektir. Marifetu bilmektir. Ma o hadis ki yuqbalu kabul ediliyor. Onu biliyoruz. Biz bu ilmul hadis, mustalahul hadis sayesinde kabul edilen hadis hangisidir? Bunu öğrenmiş oluyoruz. Ve ma yuraddu ve red, red edilen hadis hangisidir? Bunu öğrenmiş oluyoruz. O ma nedir? Ma yuqbalu ma yuraddu, o nedir? Beyan ediyor. ...minel hadis, hadis. Yani o hadis ki kabul ediliyor. O hadis ki yura, dura dediliyor. Biz bunu öğrenmiş oluyoruz. Gerçekten önemli bir ilimdir. Yani... ...demeyelim peygamber demişse... ...yani ne desin mi... E, ...hadis araştıranlar... ...sıkıntılı... ...bu hadis zayıf mıdır, sahih midir... ...araştıranlar, sıkıntılı insanlar... ...böyle demeyin. Niye? Çünkü... ...araştırmak zorundayız. Bakın... Ebu sahih Bukhari kadar hiç kimse hadisi araştırmamış. Sahih midir değil midir diye. En çok o araştırmış. Bizler araştırmak zorundayız. Çünkü insanlar peygamber efendimize çoğu şey yalan olarak iftira atıyorlar. Peygamber söylemiş diyorlar. Halbuki Peygamberin böyle bir şey söylememiş. Peygamber bir hazret diyor ki Men kezebe aleyye müteammiden fel yetebevve minen nar. <laughs> Bana yalan yere iftira atan, yalan isnan eden kişi cehennemde kendine rezervasyon versin, kendine yer ayırsın şimdiden. Yani biz bu konuda özellikle biz Müslümanlar çok titiz olmamız gerekir. Bu usulü hadis ilmini iyice e, bellememiz gerekiyor ki peygamberimiz hakkında uydurulan e, şeyleri şeylerin reddedebilelim. Eğer biz bu konuda konu hakkında bilgi sahibi olmazsak peygamberimize yapılan yalan iftiraları biz nasıl reddedebiliriz? Evet ve هذا, bu hani hangi hadis makbuldur, hangisi e, e, reddediliyor bu mühimun bir haddi zâti. Haddi gerçekten önemli bir konudur. Çünkü niye? لِيَنَّ الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةِ Çünkü şer'i hükümler mebniyetün oluşuyorlar ala e, sübuti delili ve ademi. Delilin sabitliğini, varlığı ve yokluğu üzerine oluşur e, eğer bir kişi diyoruz, Peygamber böyle demiş, e, onun üzerine hüküm versen ve eğer halbuki sonunda peygamber öyle bir şey dememiş e, anlaşılırsa, o işi uyduruyorsa o zaman bak ne kadar zor bir e, duruma düşebiliyor. Bir hükmün var olduğuna dair deliller ve delil olmayışı hepsi, şer'i hükümler hepsi onun üzerine bina ediliyor. Sah sahati, duafi hepsi onun üzerine bina ediliyor yani ya. O yüzden bu ilmi iyice öğrenmemiz gerekir. Cenab-ı Allah bizleri her daim rızasını gözeten kullarından eylesin. Bizleri hiçbir zaman ihlastan ayırmasın. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain.